Filistin'deki dram hepimizin yüreklerini dağılıyor. Burada bir soykırım olduğunu, burada bir savaş suçu işlendiğini söylemeye devam edeceğiz. Ve oradaki sorunun kalıcı çözümünün özellikle Filistin halkının bağımsız bir devlete kavuşması gerektiğini ve bunların hakkı olduğunu da söylemeye devam edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalı ve orada iki devletli bir yapı oluşturulmalı. Yoksa bu sorun ila nihaya bu şekilde devam eder ve çocuklar katledilmeye devam eder. Çocukları korumak insanlığın görevi, yaşlıları korumak insanlığın görevi. Ama maalesef bütün dünyanın gözü önünde hastane bombalanıyor ve 500'den fazla sivil insan kaybediliyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil ve inşallah... Türkiye olarak hep bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya ve bu haksızlığı bütün dünyaya haykırmaya devam edeceğiz inşallah.